Ya özür dilerim kardeşim, ben Metin Bey'le görüşecektim de yanlış mı geldim acaba? Yok, doğru geldiniz. Hemen arka tarafa geçeceksiniz. Kasa buranın arkasında bürolar. Sağ olasın. Rica ederim. Buyurun Tarık Bey. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok affedersiniz, size bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Beni siz aradınız değil mi? Evet, ben aradım. Metin Bey özellikle aramamı istemişti. Ya ben Metin Bey'i tanıyor muyum? Bilemiyorum, kendisi birazdan burada olur zaten. Teşekkür ederim, sağ olun. Ya bu bizim Metin! Benim arkadaşım bu! Ken Metin bu! Ken Metin! Bravo! Hatırladın. Ya Metin! Vay kardeşim! Saçların? Evet, saç ektirdim. Artık Ken Metin değilim, saçlı Metin. Vay kardeşim, gel şöyle öpeyim. Bayramlaşmıyoruz Tarık Bey, hayrola? Bu bir iş görüşmesi sanırım. Affedersin, pardon. Nasılsın Tarık'cığım ya? İyiyim valla. Kaç yıl oldu görüşmeyeli? Yani üniversiteden beri görüşmüyoruz biliyorsun. Bilmez miyim? Bilirim. Ne dalga geçerdiniz benimle keratalar? Kel Metin aşağı, Kel Metin yukarı. Yok canım, o kadar değil. O kadar. Her gün dalga geçerdiniz benimle. Hele sen, son sene yaptığını hatırlıyor musun? Kartuzu getirmiştin okula. Tepesini de ayakkabı cilasıyla parlatıp yanıma koymuştun. Hangimizin keli daha parlak diye. Hatırladın mı? Yok, vallahi hatırlayamadım ya. Vallahi ben de hatırlamadım. Dalga geçiyorum ya. Ne eğlenirdik ama okulda be Tarık'cığım. Evet. Evet. Metin Beyciğim, şimdi benim başka iş görüşmelerim de var. Ben müsaade edersen o iş görüşmelerini... Asla bırakmam. Suzan! Suzan! Kapıyı kilitle. Deme be. Efendim? Yok, pardon, bir şey demedim. Yıllardır seni takip ediyorum Tarık. Japonya'da olduğunu, memlekete döndüğünü. Öyle oldu, evet, döndüm. Zengin oldum Tarık. Kendime küçük bir imparatorluk kurdum. Üniversitedeki arkadaşlar sayesinde, senin sayende. Pardon, anlamadım. Beni siz motive ettiniz. Kel Metin diye diye. Sizden intikam almanın gazıyla bugünlere geldim. Sonra dedin ben ne kadar boş işlerle uğraşıyorum değil mi? Hayır, intikam soğuk yenen bir yemektir. Ve bunu ikimiz yiyeceğiz şimdi. Ben ufak ufak kalkabilir miyim? Kalktım ben. Seni hipermarketlerimin başına gelen müdür yapıyorum. Kaç para istiyorsun? Yok yani mevzu para falan değil yani. Para değil mevzu yani. Aa! Pardon, bu yıllık mı? Hayır, aylık. Hesap numaranı ver, hemen yatırsınlar. Nerede başlıyorum ben efendim? Ne zaman başlıyorum, nasıl başlıyorum? Girişi ben hemen işe gireyim. Metin Bey, ben ne yapacağımı anlamadım. Anlatayım. Ben bu markete en alttan başladım. Market çiçek gibidir. İnsanlar sadece çiçeği görür. Ama onun dalları vardır, yaprakları vardır. Onu tanımalısın. Onu tanımadan çiçeği tanıyamazsın. Yani ben şimdi ne yapacağım? Çiçeklerin dişlerini mi fırçalayacağım? Hayır, karoları fırçalayacaksın. Hem de teker teker. Oha, yuh! Ya ben bunu askerde bile yapmadım ki. Askerde sana bu kadar veriyorlar mıydı? İyi de Metin Bey, sen bana müdürlükten bahsettin. Şimdi bu ne? Eğitim süreci. 6.335 tane kara var. Adı ne? Yüce. Bu marketin her köşesinde parmak izlerin olacak. Hadi Allah işini rast getirsin. Sakin ol. Sakin ol. Kızım için. Her şey kızım için. Senin evinin alışverişine niye ben geliyorum Hadi. Anlamıyorum ki. Baba! Şimdi Reza Hanım, benim en sevdiğim beyaz peynirin markasını kim biliyor? Ben. Güzel. Peki o en çok hoşlandığım, kokusuna bayıldığım yer temizleyicisini kim biliyor? Ben. Güzel. Peki bana yakışan deodoranın hangisi olduğunu kim biliyor? Lanet olsun, gene ben. O zaman? Cezeden.
Var senin cezden, lüzum yok. Aa, Tarık. Anneciğim, babacığım. Ne haber oğlum? İyiyim valla. Çocuğum sen iş görüşmesinde değil miydin? Şimdi ben hep iş görüşmesine gidiyorum, geliyorum. Böyle bir ondan çıkıyorum, bir buna çıkıyorum. Ben arada da yemek yiyeyim dedim. Söylemesi ayıptır, sarımsaklı mantı yedim. Şimdi ağzım kokmasın diye görüşmede de diş fırçası aldım. Dişleri fırçalıyorum. Marketin ortasında. Nihayet Tarık. Hey, sormayın. O zaman şey... ben o zaman gideyim artık. Kasaya doğru gideyim artık. Hadi anneciğim, babacığım, görüşürüz. Hadi biz de deterjanlarla. Tamam. Damat. Oğlum her şey yolunda mı? Yolunda babacığım. Bak özellikle annenin yanında sormadım ki hani... belki zor durumda kalırsın da anlatamazsın diye. Yok değil mi bir durum ya? Yok yok, bir durum yok. Allah'a şükür yok. Herhangi bir durumda telefonumu biliyorsun. Hemen alo diyeceksin. Tamam, tamam mı? Aslanım benim. Aslanım. Aferin, aferin oğlum. Merhaba evladım, hoş geldin canım. Rahatsız olma lütfen. Baba, ya ben de sana gelecektim. Tarık uyandı mı? Yok hayatım, Tarık uyuyor henüz. Ver şu anahtarı alayım da ben bir gidip bir bakayım. Ama yavrum şey yapmasak, şimdi uyuyor yani. Belki uygun değildir, rahatsız etmesek ha? O benim kocam, farkındasınız değil mi? Bir yolcu edelim. Mahvolduk. Evet canım, şimdi panikleyebilirsin. Aşkım? Canım? Sen uyumuyor muydun? Uyuyordum. Ben de uyandım işte yani. Böyle takım elbiseyle mi uyudun? Güzel soru. Evet, takım elbiseyle yattım bir tanem. Çünkü... Toplantı! Toplantı. Ne toplantısı ya? Japonlarla toplantı evladım. Yavrum söylesene, Japonlarla toplantın olmuyor mu senin devamlı? Uykusuz bir çocuk tabii. Doğru, benim Japonlar. Ah, bu Japonlar çok dakik ve saniyelik bir adamlarmış bunlar. İş yerinden arkadaşlar söyledi yani her an toplantı yapabilirler diye. Benim de uyumam lazım. Şimdi pijamayla adamların karşısına çıkmayayım dedim. Takım elbiseyle yatıvereceğim. Pek de kırışmamış üstündekiler ama neyse. Yani kalıp gibi yatıp kalıp gibi kalkıyorum. Bilmiyor musun beni? Tavşan uykusu benimkisi. Hop kalktım. Benim sana bir şey söylemem lazım. Aşkım benim. Yoksa bana sürpriz mi yaptın? Ya böyle iyileştin, uyudun, dinlendin. Karına yemeği mi götürüyorsun yoksa? Ya bu muydu sürprizin? Buydu mu? Bu muydu? Evet buydu. Buydu. Ay hemen hazırlanıp geliyorum. Hadi. Anneciğim, ben şimdi sütümü de sağdım dolaba koydum. Yani bakarsın değil mi benim prensesime? Bakarım çocuğum, tamam. Tabii bakarım. Sağ ol canım. Sizleri öldüreceksiniz vallahi ikiniz de. Aferin damadım. Aldım ben şimdi. Baba alarm çalıyor. Gel oğlum, gel. Bu dolabı öptü, gel. Maşallah benim kızıma. Prenses gibi olmuş benim güzel kızım. Ya istersen yemeğe çıkmayabiliriz yani. Yorgunsan, yani yorgunsun diye söylüyorum, evde de yiyebiliriz. Hayır hayır hayatım. Ya sevgilim bana sürpriz yapmış. Ne olursa olsun gideceğiz biz o yemeğe. Hem bana da değişiklik olur, hava almış olurum değil mi? Ev konularını da konuşuruz seninle. Tabii ki, gayet güzel olur oğlum. Gidin yavrum. Gidin beraber, eğlenin, keyfinize bakın. Ben de gideyim artık. Hadi. Hadi iyi geceler canım. Hadi o zaman. Hadi o zaman, görüşmek üzere. İyi eğlenceler yavrum. İyi akşamlar. Hadi. Yavrum. Merak etmeyin, çocuk bize emanet. Sağ olun. Yani Hikmet, tam seni evden kovacağım. Öyle bir şey yapıyorsun ki. Ay, kalbimi kazanıyorsun vallahi. Ressamım benim.